Herkese merhaba arkadaşlar. Artık insanlığa, insanlık tarihine yeni bir perspektifin çizilmesi ve yazılması bence dünyadaki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Çünkü alternatif bir insanlık tarihine ihtiyaç var. Aslında buna alternatif bir insanlık tarihi demek bile yanlış. Gerçek bir insanlık tarihine ihtiyaç var. Çünkü bugün bize anlatılan bütün insanlık tarihi yanlışlarla ve yalanlarla dolu. Dolayısıyla da Kafirin tanımına baktığımız zaman da gerçeklerin üstünü örten demekse eğer kafirlik bize geçmiş insanlık tarihi bugün bilim camiası tarafından, siyasetçiler tarafından ve medya tarafından yanlış anlatılmaktadır. Dolayısıyla bizim şu anda yaşadığımız bütün sistemin tanımını tek bir kelimeyle gerçekleri örten kafirler sisteminin olduğu bir e, yanlış gerçekliği yaşadığımızı ifade ederek aslında bu videoya başlamayı düşünüyorum. Ee, en temelde insanlık tarihinin bu geçmişi bu kadar yalanlarla doluyken ve gerçek tarih bilinmediği için de geleceğe dair de doğru bir tanımlama, doğru bir tarih analizi ve daha doğrusu da en doğrusu da insanı bekleyen hem fırsatların hem de tehlikelerin ne olduğu ile ilgili gerçeklerin bilinemediği, anlaşılamadığı bir dönemin içerisinde hep beraber yaşıyoruz. Tam olarak anlaşılması gereken mesele şudur ki eğer insanlık... ...bu dünyada uzayda yaşayan akıllı varlıklar tarafından ziyaret edildiyse... ...bunun bir e, felsefesi mi olması lazım? Eğer bu dünya uzaylı, akıllı, canlı varlıklar tarafından ziyaret edildiyse... ...o zaman şu soru ya da şu çıkarımı, şu önermeyi yapmamız en doğrusu... ...o zaman bu akıllı uzaylı varlıkların başka bir yerde... ...mükemmel bir medeniyet kurmuş olmaları gerekir. Yani kendilerine ait bir gezegenlerinin... Kendilerine ait bir yaşam alanlarının olması gerekir. Meseleyi bu perspektiften değerlendiren e, gerek tarih anlatıcıları, gerek bu spekülasyonu yapanlar, gerekse de bunu e, komplo teorisi olarak anlatanlar ya da böyle ifade edenler, medya açısından söylüyorum, böyle ifade edenler açısından baktığımız zaman da bunun ne yanlışlanabilirliği var ne de doğrulanabildiği var. Şimdi niye yanlışlanamıyor? Çünkü diyorlar ki bu uzaylılar eğer bizim dünyamıza gelmiş olsalar bile, çok çok uzaktaki ışık sistemlerinden bilmem kaç ışık yılı uzaklıktan geldikleri için bunu biz yanlışlayamayız. Belki bir tane uzay mekiği düştü, bir şey oldu ama bunlar doğru mudur, gerçek midir, yanlış mıdır biz bilemeyiz diyorlar. Fakat bir taraftan da daha enteresan bir şey var. Daha önce bizi uzaydan ziyaret edenler varsa, bunlar bizi Venüs'ten ya da Mars'tan gelenler ziyaret etmişti diye anlatılan bazı şeyler vardı. Ama bugün bilimsel veriler bize Venüs'te ya da Mars'ta bir yaşamın olmadığını söylüyor. Ama daha da enteresan bir şey var. Sümer anlatılarına baktığımız zaman, Sümer'deki kalıntılara baktığımız zaman, tabletlere baktığımız zaman ve birbirlerinden çok farklı coğrafyalarda, çok farklı zamanlarda yaşamış olan insanlık tarihinin kadim aklına, kadim kadim bilgilerine ya da e, kadim destanlarına baktığımız zaman da karşımıza çıkan güneş sistemimizin içerisinde yer alan bir gezegen tarafından bizim ziyaret edildiğimizle ilgili onlarca anlatı var. Şimdi dediğim gibi bunu dünyadaki hiçbir siyasetçi çıkıp size anlatmaz. Bunu dünyadaki klasik medya organları çıkıp size anlatmaz, bize anlatmaz. Ya da e, klasik bilim adamları çıkıp da bize ya da size ya arkadaşlar uzaylılar bizi ziyaret etti böyle böyle faaliyetlerde bulundu diye anlatmaz. Ve bunların hepsi gerçeği örtmekle görevlendirilmiş vazifeli ya da neyin ne olduğunu bilemeyecek kadar olayların farkında olmayan insanlar. Daha doğrusu bence bu. Yani çoğu olayların ne olduğunu farkında bile değil. Ama insanlığı bekleyen tehlikeler ve fırsatlar perspektifinde olaya baktığımız zaman bizim bu gerçekliği biliyor olmamız, anlamlandırıyor olmamız, tanımlıyor olmamız ve bu çerçevede bir yol haritası belirliyor olmamız şart. Bugün bakın dünyada yaşanan şu gelişmelere baktığımız zaman dünyanın adeta bir savaşa doğru yeniden sürüklendiğini görüyoruz. Rusya'da yaşanan gelişmeler, Avrupa'da yaşanan gelişmeler, sağ faşist akımların iktidara yönelik faaliyetlerini görüyoruz. İktidarı ele geçiriyorlar. E dünyada bir Amerikan seçimleri yaşanacak. Bütün dünyadaki bu gelişmelere Pasifik'teki sıcaklığa baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşının devamı, Orta Doğu'daki yaşananlar, işte İsrail'in ortaya koyduğu faaliyetler, Hamas'ın karşı saldırıları falan bakıldığı zaman dünya muazzam bir yeniden kaosun içerisine sürükleniyor. Ama biz bu dünyadaki yaşananları, tarihin gerçeklerini ve gelecekte insanlığı bekleyen bütün perspektifi veya bu anlatıların tamamındaki boşlukları doldurabileceğimiz ta sadece bir tane bir şey var. Bizim anunaki bilmecesini çözmemiz, anunaki gerçekliğini idrak etmemiz ve bu noktada insanlığı bekleyen bir tarafın insanlığın yok edilmesine bir tarafın da insanlığın galaktik sistemde üst düzey bir medeniyete çıkması ile ilgili faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Eğer dünyadaki bu okumaları, bu yaşananları, bu hadiseleri bu perspektiften değerlendiremezsek, okuyamazsak hiçbir şey elde edemeyiz. Günlük siyasetçiler çıkar, bize bazı şeyler anlatırlar. İşte ekonomiyle ilgili olan bakanlar çıkar, yeni vergiler bize yüklerler. Öbür taraftan sosyal hayatla ilgili yeni düzenlemeler gelir. Karbon kotası gelir, savaşlarla ilgili anlatılar gelir. Öbür tarafta İsrailli, Filistinli çocukların öldüğünü görürüz. Başka tarafa baktığımız zaman da bir yerde seçimlerde birilerinin kazandığını ya da kaybettiğini görürüz. Ama bütün bu olayları nedensellik perspektifinde aslında hepsi birbirleriyle bağlantılı ve insanlığın kaderini ilgilendiren insanlığın, insan ırkının, bakın ırkçı bir tabir yap, tanım yapmak zorundayım. Çünkü insan ırkına düşman başka bir ırktan bahsediyoruz. İnsan ırkını da ortak bir paydanın içerisine almaya çalışıyoruz ki meseleleri daha iyi değerlendirelim. O yüzden dünyada yaşanan bütün bu olayları değerlendirmenin tek bir ilkesi vardır. Anunaki meselesinin anlaşılması ve geçmişte uzaylı medeniyetin gelip dünyada bazı faaliyetler yapması. Bizim bugün bilim dünyası bir şeyleri keşfettiğini zannediyor. Mesela Kopernik geliyor diyor ki Kopernik ne diyor? Dünya merkezli bir sistem yoktur. Güneş galaksinin merkezindedir gezegenler onun etrafında dönmektedir diyor ya bakın ne yaptı bir şey keşfetti değil mi Aslında Kopernik'te ondan sonra gelenlerde bir şeyleri keşfetmediler bir şeyleri sadece yeniden keşfettiler ne demek şimdi bunu birazcık açmaya çalışacağım sizlere Çünkü biz mevcut kozmoloji bilgimize baktığımız zaman aslında olaylardan ne kadar kopuk olduğumuzu ya da yaşadığımız hadiselerin yeniliğini yeniden fark etmeye başlayacağız bakın Uranüs ne zaman keşfedildi 1781 yılında. Neptün 1846 yılında. Daha enteresanı Plüton'u bile biz 1930 yılında keşfettik. Ya bakar mısınız? Bizim geldiğimiz medeniyet, bizim ortaya koyduğumuz bilimin bize verileri ancak 1930 yılına geldiğimizde Plüton'u keşfettiriyor bize. Ama çok daha enteresan bir şey var. Sümer'deki bütün anlatılara baktığımız zaman da bakın milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıldan bahsediyoruz. Israrla ve ısrarla güneş sistemimizin içerisinde 12 gezegenin olduğunu 12 tane gök cisminin olduğunu ısrarla vurguluyorlar. O zaman Sümerliler bu ısrarında haklı çıktı mı? Uranüs keşfedilince bir kere haklı çıktı. Neptün keşfedilince ikinci kere haklı çıktı. Plüton keşfedilince üçüncü kere haklı çıktı. Ama hala eksik bir halka var. Hala açıklanamayan, hala tanımlanamayan bir şey var. 12'de bu kadar ısrar eden ve kadim astrolojinin, kadim astronominin doğruluğunu bugünkü modern bilim doğruluyorsa eğer o zaman acaba bizim karşımızda bir de Nibiru denilen bir gezegen mi keşfedilecek? Onu mu beklememiz gerekiyor diye insan sormadan edemiyor. Şimdi aslında daha enteresan şeylerden de bahsedeceğim. Geçmişten günümüze bir perspektif yapıp günümüzü daha iyi analiz edebilmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Milattan sonra 2. yüzyılda Ptoleme diye bir bilim adamı var. Bu adamın Mısır'ın İskenderiye şehrinde yaşıyor. Ve diyor ki bu adam dünya merkezde, Dünya merkezde, Güneş, ay ve beş gezegenin olduğunu söylüyor. Ve bu adamın ortaya koymuş olduğu kozmoloji bakışı, uzay bakışı bakın tam 1300 yıl boyunca devam ediyor. 1300 yıl boyunca biz şunu zannediyorduk. Dünyanın etrafında güneş, ay ve beş tane gezegen dönüyor zannediyor idik. Ta ki ne zamana kadar? Kopernik. Çıkıp bunu değiştirinceye kadar. Fakat biz Kopernik Güneş'i merkeze koyduğunda Kopernik'in de bu bilgiler aslında eski kadim metinlerden aldığını görüyoruz. Çünkü o e, Hipparkus ve Aristokrus diye iki tane e, yaşayan, Grek'te yaşayan bilim adamı var. Onlardan onların alıntılarını alıp inceleyip bir şeyler ortaya koymuş. Yani bir şeyleri keşfetmemiş. Bir şeyleri yeniden keşfetmiş Kopernik. Şimdi Aristokrus diyor ki milattan önce 3. yüzyıl. Milattan önce 3. yüzyıldan bahsediyoruz. Eğer diyor Güneşi biz merkeze alırsak bakın bu adam milattan önce 3. yüzyılda Kopernik bu işi söylemeden önce yani yüzyıllar önce ne diyor? Güneş merkeze alındığında gezegenlerin arasındaki matematiksel hesaplamalar daha doğru sonuçlar çıkarır. O yüzden güneş merkezli bir e, kozmoloji, bir uzay bakışı geliştirmemiz lazım diyor. Bakın milattan önce 2. yüzyılda Hipparkus bu da çok önemli. Çok daha enteresan bir şey söylüyor. Gün dönümü ve iki nokta göre burç gerilemesi yani gün tün eşitliği zamanının gerilemesini buluyor. Bu şey demek arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. 30 derecelik 12 tane burçlar kuşağında bir yalpalama hareketi yapıyor dünya. Presesyon hareketi deniyor buna. 12 burçta da her biri 30 derece olduğu için 2160 yıl geçiriyor. Yani Hipparchus diyor ki 2160 yılda bir bir derece Presesyon hareketinde dünya dönerken bir derece geride bitiriyor bu dönme hareketini. Yani başladığı noktada değil de başladığı noktadan bir derece geride bitiriyor. O bir derece de 72 yıl yapıyor diyor. Yani Hipparchus kaç yıl yaşadı da, nereden gördü de, nereden gözlemledi de 2160 yılda bir bir presesyon hareketinin olduğunu ve bir derece 72 yıl gerileme olduğunu. Yani bunu bilebilme ihtimalinin yok. Zaten aslında bizim kozmoloji ile ilgili bakışımıza baktığımız zaman da insanın elinden çıkmadığını zaten görüyoruz. Ve bakın daha enteresan. Hipparkus'tan 200 yıl önce. Hipparkus ne zamanda? Milattan önce 2. yüzyıldı. Ondan da tam 200 yıl önce yaşamış olan o da şu diyor. Ben bu bilgileri mi diyor? Kadim metinlerden, kadim bilgilerden, binlerce yıllık verilerden analiz ederek söylüyorum size diyor. Ve Hipparkus'tan 200 yıl önce yaşamış olan Kynidoslu e, Knidoslu var. Bunun e, ...tasarlanmış tasarlamış olduğu bir göksel küre var. Hatta bu Atlas heykeli vardır. İşte sırtında bir küre taşır. Roma'da da bunun dikili heykeli vardır. Orada gök cisimlerinin işaretleri falan vardır. Dünyayı taşıyan Atlas heykeli. Roma'da dikili. Adam bir küresel uzay tanımlıyor. Bu küresel dünya şeyi uzayın tanımının içerisinde de dünyayı da küresel olarak değerlendiriyor. Çünkü eğer biz bu güntün eşitliğinin gerilemesini ortaya koyacaksak dünyanın yuvarlak olmasından başka bir çözüm yok. Ama daha sonra Grek ve Roma'ya baktığımız zaman düz dünya ile ilgili teorilerin çıktığını görüyoruz. Fakat medeniyetin geldiği, insanlığın geldiği geçmiş kadim metinlere baktığımız zaman dünyanın küre olduğunu, bu kürenin bir presesyon hareketi yaptığını ve 2160 yıllık döngüler çerçevesinde de başladığı noktadan bir derece geride presesyon hareketini tamamladığını görüyoruz. Şimdi bu e, bu Eudoxus'un çalışmalarını bize milattan önce 3. yüzyılda Arutus şiirleriyle anlatıyor. Bu Eudoxus'un ortaya koymuş olduğu fikirleri anlatırken şiirselleştirmiş ve diyor ki bakın çok enteresan. O şiirlerin içerisinde bu takım yıldızların isimleri, konumları, yerleri, birbirlerinden uzaklıklarına varıncaya kadar bugünkü bilimin keşfetmiş olduğu verilerin aynısını birebir yazıyor şiirlerde. Ve çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Diyor ki ben bu anlatıları bir zamanlar yaşamış olanların anlatılarından aldım diyor. Acaba bu bir zamanlar yaşamış olanlar kimlerdi? O yüzden kadim metinleri okuyor olmak aslında geleceğe dair bir perspektif çiziyor olmak demek bize. Şimdi bu Hipparcus ve Eudoxus'a baktığımız zaman bunların küçük Asya'da yaşadıklarını görüyoruz. Aslında bizim Anadolu topraklarında yaşamışlar bunlar. Fakat Anadolu toprakları genelde bu kadim bilgileri de Hititlilerden alıyor. Eee Hipparkos bu bilgileri diyor ki ben diyor bu bilgileri size anlatıyorum ama bunlar diyor birkaç yıl, bin yıllık verilerdir. Tecrübe edilmiştir ve bize aktarılmıştır. Ben de bu aldığım bilgileri size aktarıyorum diye anlatıyor ve öğretmen olarak da yani bu bilgileri kendisine öğreten öğretmen olarak da Babililileri refere ediyor. Bakın yine enteresan. Rodoslu Geminus ayın kesin hareketleri için ne diyor? Kaldeliler ya da Kaydeliler. Bunlar Babil'de yaşayan ırklar, vatandaşlar. Kaldeliler ya da kaydeliler. Zaten kaldeli ya da kaydeli gökleri gözlemleyenler, gök cisimlerinin hareketlerini gözlemleyenler demek. Ben diyor bu bilgileri onların anlatılarından aldım diyor. Yani refere olarak gelmiş olduğu nokta Babil oldu. Zaten Babil, Asur bir geriye gittiğim zaman Akkad ve en geriye gittiğimiz zaman da bütün bu bilgilerin temelinin Sümerler olduğunu görüyoruz. Milattan önce 1. yüzyılda yaşayan bir tarihçi var. Diodorus Sikulus, diyor ki Mezopotamya anatomisinin ve Mezopotamya astronomisinin doğruluğunu bizim şu anki mevcut bilgilerimiz ancak onaylamaktan başka bir şey yapamaz diyor. Ya bu adamlar ilk tarih yazıcılar. Yine biz baktığımız zaman eski ayete ve Kur'an'ın bütün anlatılarına baktığımız zaman muazzam bir kozmoloji verisi verdiğini görürüz. İşte Yusuf suresinde, Yusuf'un 12 gök cisminin kendisine o işte güneşin, ayın ve 11 yıldızın secde ettiğini anlatır. Eski ayetin e, mezmurlar ve Eyüp, Eyüp, kitabına baktığımız zaman hem 12 tane takım yıldızı ile ilgili anlatıları görürüz hem de Pleiades yani ülker takım yıldızı ile ilgili çok ilginç anlatıların olduğunu görürüz. Dolayısıyla biz bu Grek'ten yani Yunan medeniyetinden bize gelen bilgilerin aslında yakın doğudan yani Mezopotamya bölgesinden Anadolu'dan onların Mezopotamya bölgesinden aldığını görüyoruz. Ve bakın yine bizim karşımıza aslında tarihteki bütün veriler, dinlerin anlattığı bütün bilgiler, ilahi kitapların ortaya koymuş olduğu bütün stratejilerin temelinin Sümer'deki metinler, Sümer'deki anlatılar, Sümer'deki kaynaklar olduğunu görüyoruz. Ve bu Sümer'deki anlatılar, kaynaklar ve bütün veriler, bütün destanlar bize o Sümer medeniyetinin de çok 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 daha eski yani 300 bin, 400 bin yıl önceki hadiselerden yani gökyüzüne, gökyüzünden yeryüzüne gelen, Nibiru gezegeninden gelen ve Güneş Sisteminin bir üyesi olan bir gezegenden bahsettiklerini görürüz. O 12 tane gezegeni bunlar nereden biliyorlardı? Nereden anlatmışlardı? Nasıl ifade etmişlerdi? Kaldı ki Sümer'deki anlatılara baktığımız zaman da bunlar zaten şunu ifade ediyorlar: Bize bu bilgiler Anunnakiler tarafından verilmiştir diye ısrarla ifade ettiklerini görüyoruz. Şimdi biz bunu tam zihinlerimizde canlandıramıyoruz ama eski yani tufan öncesi döneme baktığımız zaman unutmayın insanlığın hafızasına kazınmış olan olaylar vardır. Adem'in yaratılması, Nuh tufanı hadisesi, Babil Kulesi meselesi yani insanlık bir şekilde ortak hafızaya bunları almış ve anlatıyor. Fakat kafirlik sistemi yani gerçeklerin üstünü örten sistem anlakileri de unutturmuş, tufan hadisesini de unutturmuş, Babil meselesini unutturmuş ve bizim karşımıza anlaşılamayacak, anlamlandıramayacak ilahi kitap tercümeleri çıkmış. Ne Kur'an'ı okuduğumuz zaman Kur'an'dan bir şey anlayabiliyoruz, ne eski ayet okuduğumuz zaman eski ayetten bir şey anlayabiliyoruz. Sembolik dili, kavramları, orada konuşanları, burada anlatılanları farklı yöneticilerin anlattığını anlamaktan çok 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 uzas. Artık bunların değiştirilme zamanı geldi. Dediğim gibi, duyarlı siyasetçiler yok ki size anlatsın. Duyarlı medya yok ki anlatsın. Duyarlı bilim adamları yok ki anlatsın. Bu gerçekleri örtmek için tam tersi siyaset, medya ve bilim dünyası adeta ittifak etmiş durumdadır. Fakat bunu yırtmaya çalışan, bu hegemonyayı delmeye çalışan, bu zincirleri kırmaya çalışan insanlar alternatif mecralardan, alternatif yerlerden insanlığa gerçek, bakın alternatif demiyorum, gerçek insanlık tarihini ve gerçek insanlık geleceğini anlatmayla ilgili bir uğraşın içerisine giriyorlar. Bakın biz eski kadim metinlere baktığımız zaman bu eski kadim metinlerde yaşamış olan Anunnakilerin uzay araçlarını görüyoruz. Bu uzay araçlarıyla göklere seyahat ettiklerini görüyoruz. Yani Kur'an'da sebep, e, sahap, sehap ya da gamam diye geçtiğini, eski ayette bulutun üstünde Rabbin geldiğini, kartal kanatlarıyla bunların yeryüzüne indiklerini, bir anda belirdiklerini, İbrahim peygamberin anlatılarından görüyoruz, bir anda karşısında melekleri görüyor. İşte Hezekiel peygamberi görüyoruz, bir anda karşısında melekleri görüyor. Lut anlatısına görüyoruz, bir anda karşısında melekleri görüyor. Nasıl tanıyor bunları? Üstündeki astronot kıyafetlerinden tanıyor. Çünkü uzaydan gelmişler ve astronot kıyafetleriyle gelmişler. Bunları böyle melekler, uçan kaçan varlıklar olmadığını, etli kanlı canlı varlıklar olduğunu ve uzay zamanın içerisinde yaşayan varlıklar olduğunu idrak etmek zorunluluğumuz var. Bakın bir tane örnek vereceğim. Utuşamaç diye birisi var. Kim bu? Şimdi biz Anu'yu biliyoruz değil mi? Anu'nun ee, Çocuklara var. Enlil, Enki, Ninhursak ve Bav. Aslında Anu'nun e, bir sürü ço çocuğu var. Bakın şimdi ben size oradan ne olduğunu bir kısaca anlatayım. Meseleyi çok başka bir noktaya getireceğiz. Bütün anlatılara baktığımız zaman biz Anu'nun tahtında oturan bir kral olduğunu görüyoruz. Anu tahtında oturan bir kral. Bütün Mezopotamya metinlerindeki tablelerde de bunu görürsünüz. Gılgamış Destanı'nda görürsünüz. Hezekiel kitabının bunu onayladığını görürsünüz. Hatta Kur'an'ın bile bunu onayladığını görürsünüz. Tuhaf geliyor değil mi? Kur'an'da bile bu anlatılar vardır. Bakın yine anlatılarda biz neyi görürüz? Resmi eşi Antu'dur. Anu'nun resmi eşi Antu. Ve bunun haricinde 6 tane cariyesi var. 80 tane evladı var. 80 çocuğu olmuş bunun. Bakın Anu'nun o tahtının olduğu yerde kim var? Bir tane başbakan. Üç tane roketlerden sorumlu komutan. İki tane silahlardan soruldu komutan. iki baş yargıç, iki sesle etkileyen, beş tane asistan katip olan ama iki tanesi başkan. Aynı zamanda kapısını koruyan Tammuz ve Gizida diye iki tane askerinin olduğunu görüyoruz. O da tahtında oturmuş yani Nibiru gezegeninde oturmuş. Hem kendi sistemini hem de dünya sistemini idare eden bir kraldır Anu. İşte Kur'an'daki anlatılara baktığımız zaman da tahtında oturan bir Rab sisteminin olduğunu görürüz. Ve bakın daha önemli şeyler var bizim karşımızda. Bu Anun'un çocukları en önemlileri kim? Enki, Enlil ve Ninursak, Ninmah kız kardeşleri, üvey kız kardeşleri. Ee, Enlil'in eşi olan Nillil'den doğan bir çocuğu var. Zu ya da Sin. Bu Zu ya da Sin'in de çocukları var. İnanma ve utuşamaş, ikizlerdir bunlar. Utuşamaç kimdir? Utuşamaç güneş tanrısı olarak değerlendirilir ama aslında temelde Anunnakilerin bundan 450 bin yıl önce geldikten sonra yeryüzünde çocuklar olduktan sonra uzay araçlarının komutanlığı yapan kişidir. Ve Utuşamaç'a Gılgamış bile gelip bana bir şem ver. Biz daha önceki videolarımızda bir önceki videoda şemin uzaya çıkan bir araç olduğundan bahsettik. Bunu Süleyman Peygamber'de gördük. Bunu Babil Kulesi'nde bir şem yapılması meselesinde gördük. Firavun'un göklere ulaşacak bir sebep yapma anlatısında gördük. Bu şem neydi? Uzay araçlarıydı. O tuş amaçta yani Enlil'in torunu komutan. Nelerin torunu? Nerenin komutanı? Uzay araçlarının olduğu Tilmun diyarının yani füzeler diyarının komutanı. Bakın çok enteresan bir şey yapacağım size şimdi buradan. Utuşamamışa insanlar gılgamış da geliyor. Bana diyor bir şem ver. Ben bu şemle utma piştime gideceğim Atama. Ondan ölümsüzlük almak istiyorum diye gılgamış destanında sayfalarca bunu anlatır. Gılgamış Enkidu ile beraber gider. Orada o füzelerin atıldığını görür. O füzelerin atılmalarını rüya gördüğünü zanneder. Hayali olarak anlatır. Anlatır da anlatır. O gılgamış destanında de 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 detaylıca var bunlar. Fakat bu göklere giden başkaları da var. Mesela Adapa gitmiştir gökyüzüne. Kimdir Adapa? Enkin'in Enki'nin ilk insan formu olarak yarattığı insandır. Ve onu bir şeme bindirip Anu'nun yani göksel evine yani Nibiru'ya göndermiştir. Ve orada Adapa imtihana tabi tutulmuştur. Bunlar Sümer tabletlerinde anlatılan gerçek insanlık tarihidir. Alternatif demiyorum gerçek. Fakat üzeri örtülmüştür. Gel gelelim konuya. Utuşamış geliyor Bakın insanlar farklı farklı zamanlarda utuş şem rica etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de kimdir? Sümer Krallar listesindeki kişinin 13. hükümdarı Etenadır. Etena utuş geliyor. Görünüyor ki anlatılardan erkek oğlu olmuyor. Yani varisi olmuyor. Varisi olmadığı için de diyor ki Ey Rab! Bakın Rab kelimesi nasıl geçti? Yani efendi diye. Ey efendim! Çünkü bu Anunnakiler dünyayı parsellemişler kendi aralarında. Ve herkes bir yerin Rabbi olmuş, bir yerin yöneticisi olmuş. O yüzden biz ilahi kitaplarda Rab diye geçen her anlatıyı tek bir yüce yaratıcı olarak değerlendirme gibi çok büyük bir hataya düşüyoruz. Acaba burada konuşan Enlil mi? Burada konuşan Enki mi? Hatta Sin mi? Yoksa Utuşamaş mı konuşuyor? Hangi Rab Diyor? Sorgulamamız gerekiyor ki meseleyi anlayalım. O yüzden Enki, Enlil, Ninmah, Bavu. Bunlar kim? Bunların çocukları kim? Bunlardan kimler doğdu? Kendi alanlarında nasıl bir Enki Enlil klanı savaşa tutuştu? Marduk gelip nasıl büyük bir darbe yaptı ve sistemi ele geçirme ile ilgili ne oyunlar çevirdi? Bunları anladığımızda bizim karşımıza gerçek insanlık tarihi çıkacak. Bu gerçek insanlık tarihini biliyor olmanın bize avantajı da gelecekte bizi bekleyecek iki büyük tehlikenin ya da iki büyük fırsatın hangisini seçmeyle ile ilgili İnsan ırkının alacağı kararın doğruluğunu ya da yanlışlığını belirleyecek. Bu konulara ilerleyen videolarda geleceğiz. Bakın ne, ne oluyor? Bu Etena geliyor Utuşa Maşa diyor ki Ey Rab ağzından bir çıksa bana doğum bitkisini bahşetsen. Çünkü bu adamların muazzam bir genetik yapılanması var. Muazzam bir genetik endüstrisi var. O da diyor ki benim çocuğum olmuyor. Benim çocuğumun olması için bana doğum bitkisi verir misin? Hatırlayın İsa nasıl doğdu? Zekeriya'nın çocuğu nasıl oldu? İbrahim Peygamber Sara'dan geçmiş yaşına rağmen nasıl çocuk doğurdu? Bunlar böyle e, ilahi olaylar değil. Bunlar fiziksel, dünya üzerinde yaşanmış hadiseler, olaylar. Artık bunlara bizim bu bakış açısıyla bakma zorunluluğumuz var. Anlayamadığımız her meseleyi, yani o zaman Richard Dawkins, Dawkins gibi oluruz, yani boşlukların tanrısı Allah'tır der. Her çözemediğiniz meseleye bunu Allah yaptı der, geçerseniz der, adam ateistliği ortaya koyar ateist meselenin, agnostik meselenin ya da anlatının ya da ortaya koymuş oldukları argümanların çürütülemiyor olmasının nedeni de budur. Kozmik hiyerarşiyi bilmemek, kozmik yapılanmayı bilmemektir bunun temel meselesi. Bakın ne diyor? Bana doğum bitkisini göstersen, engelimi kaldırsan, bana bir şem üretsen. Bana bir şem ver ben gideyim anıyla oralarla konuşayım da benim çocuğumun olması için bana doğum bitkisi versinler diyor. Şem uzay araçları. Bakın şimdi nereye geldi? O da diyor ki Şamaş bu Etana'nın yalvarmalarına seni diyor istediğin yere götürecek şem değil bir kartal vereceğim diyor. Kartal. Şimdi birazdan bu kartalın bizi nerelere getireceğini göreceğiz. Ve diyor ki bu kartalın yerini tarif ediyor. Şurada şurada diyor bir çukur var. O çukurun içerisinde bir kartal var diyor. Ben diyor şimdi ona diyor talimat veriyorum. Kartala talimat veriyor. Diyor ki sana bir adam göndereceğim. Kartalla konuşuyor. Artık bu uzay aracı nasıl bir uzay aracıysa ya da bir helikopterse ya da bir şeyse, nasıl bir araçsa, e, uçuş da bunların yöneticisi olduğu için aynen Süleyman'ın hüt, hüt zannettiğimiz kuşu gibidir o. Ne diyoruz? Hüt, hüt diyor, kuş diyor, gitti, istihbarat yaptı, geldi. Ya yok kuşmuş yok. Bir uzay aracı bu. Bir hareket eden bir araç yani. Bunları böyle okumazsak, böyle değerlendirmezsek ne Kur'an anlaşılır ne Kur'an'daki hakikatler anlaşılır. Bakın kartalı, kartalla konuşuyor. Sana bir adam göndereceğim senin elinden tutacak. Onu ileriye yönelt. Ne derse yap dediğini yap. Talimatı verdi. Etena geliyor. Kartal'ı buluyor. Kartal'a kendisinin otu şamaşın gönderdiğini söylüyor. O diyor ki, ben bu talimatı aldım diyor. Birinci seferde kaldıramıyor. ikinci seferde kaldıramıyor. Üçüncü seferde kaldırıyor. Göklere yükselmeye başlıyor. Kartal da bir de ona aynı zamanda bu seyahatteki olanları anlatmaya başlıyor. Diyor ki bak bir beri yükseltince onu Kartal Etena'ya şöyle dedi. Bak dostum diyar nasıl görünüyor? Dağ evinin yanlarındaki denize bak. Diyar sade bir tepe haline geldi. Geniş deniz sanki küçük bir havuz gibi. Yani yukarıya doğru yükselirken yeryüzünün nasıl küçüldüğünü anlatıyor kartal. Konuşan bir kartal. Konuşan bir uzay aracı. Yapay zekayla mı konuşuyor? Kendisi bir de kendi kendini komuta ediyor. Yani Sümer'deki Anunnakilerin kullanmış oldukları yeryüzündeki araçlara bakar mısınız? Bizim medeniyetimizin ulaşmadığı bir teknolojideki araçları kullanıyorlar. O yüzden alternatif değil, gerçek insanlık tarihini idrak etmemiz gerekiyor diye söylüyorum. Sonra biraz daha yükseliyorlar. Bakın kartal konuşmaya devam ediyor. Dostum, diyarın nasıl göründüğüne bir baksana. Ülke bir gediye döndü. Geniş deniz ekmek sepeti kadar kaldı. Üçüncü beri boyunca yükseltince onu, kartal ona şey şöyle dedi Etenaya. Bak dostum, kara nasıl görünüyor? Toprak bahçıvanın kazdığı bir yere döndü. Yani o kadar yükselmişler ki artık dünyadan. Sonra bu anlatı böyle devam ediyor. İşte anlatıların bir tanesinde Etena korkuyor. O kadar uzaklaşıyorlar ki dünyadan ben geriye dönmek istiyorum diyor. Bir başka anlatıda da gidiyor doğum bitkisini alıp dönüyor. Peki bu kartal bizi nereye getiriyor? 1969 Temmuz'unda Apollo 11 uçuşu yapılıyor ve Ay'a Amerika Birleşik Devletleri basıyor ayak. Bakın ne diyor? indiği zaman Neil Armstrong dünya ile temasa geçiyor. Houston burası sükunet denizi kartal kondu. Hem kondukları aracın ismine kartal diyor hem de kendi giymiş oldukları üniformaların amblemi yani logosu kartal. Hem kendileri kartal hem bindikleri araç kartal. O yüzden kadim metinlere baktığımız zaman kadim tabletlere baktığımız zaman uzaydan gelen varlıkları nasıl çizmişlerdir? Kartal kıyafetleriyle çizmişlerdir. Çünkü kartal onlar için uçmayı temsil eden bir şey. İşte 1969 yılında da Sümer'deki bu alıntı ne diyor Neil Armstrong? Houston burası sükunet denizi kartal konu diyor. O kartal Etena'yı götüren kartala atıfla yapılmıştır. Bunlar işte Sümerce'ki anlatı dingir. Dingir böyle uzay mekiğinin o ucunun bir yere girmesidir. Yani bunlar uzay yani uzay araçlarının parlak halkı diye anlatılır. Sümer'deki anunnakiler. Dingir. Onların anlatısı, anlatılışı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz kadim metinlere baktığımız zaman mesela Kartal, kartal adam figürlerinin aynı zamanda sadece bu e, helikopterler ya da bu şekilde Kartal Uzaya e, gökyüzüne çıkan araçlar olmadığını, göksel sandallar olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda da füze biçimli benben ben denilen, hatta Mısır'daki Heliopolis, Heliopolis tapınağıydı yanlış hatırlamıyorsam ismi, orada onu ziyarete gidip haç yaptıklarını görüyoruz onun etrafında. Onu kutsal görüyorlar çünkü. Ve anlatılara baktığımız zaman da kartal adamların bu uzaya çıkan bekikleri selamladığını gösteren onlarca anlatı vardır pilot giysi, gözlüğü taktıkları onlarca görsel vardır. Bu insanlar hayal gücüyle mi bunları çizdiler? Yoksa gerçekten karşılarında kendileriyle beraber yaşayan tanrılarını mı resmettiler? O yüzden Rab sistemi böyledir. Bunlara Rab denmiştir. İlah kavramını da açalım. İlah kavramı da en üst düzey yönetici demektir. O yüzden Kur'an'da anlatılan Allah kavramı da Lillah diye geçer. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillah el ilah makamındaki en üst düzey yöneticidir. Niçin Kur'an şu üslubu kullanmayı biliyor? Niçin tercih etmiş? Allah'ı antropomorfik insansı özellikleriyle anlatmış. Tahtında oturan, sistemi idare eden, arşına istiva eden bir varlık olarak anlatıyor. Ve eski ayete baktığımız zaman da Elohim'i yani Anunnakileri yaratan bir yaratıcının olduğunu görüyoruz. Halbuki bakın, bakın şu çok ince bir çizgi. Burayı kesinlikle anlamamız lazım. Tevrat tek tanrılı dini dini anlatır. Tevrat tek tanrılı dini anlatır. Fakat Tevrat'taki ayetlerde, eski ayetteki kitap Mukaddes'te ne var? Elohim'i yaratan tanrı dediği zaman acaba Tevrat anlatıcıları şoka girmemişler mi? Yani tanrıları yaratan bir tanrı fikri nasıl tek tanrılı bir dinin içerisine girmiş olabilir? Halbuki ayetler var. E Kuranda da var bu anlatılar. Biz meleği alada yapılan tartışmayı Rabbin yaptığını, onun üstünde Allah sisteminin olduğunu görüyoruz. O nedenle bizim bir alternatif dünya tarihi okumasına, iki alternatif bir uzay zaman okumasına ihtiyacımız var. Bu nedenle biz bu dünyada güneş sisteminin içerisinde yalnız değiliz. Bu sistemin içerisinde Sirius yapılanmasının olduğunu, onun bir Nibiru gezegeninin olduğunu ve yeryüzünü ziyaret eden bu melek dediğimiz ya da cin dediğimiz ...ya da farklı varlıklar diye adlandırdığımız varlıkların yaşadıkları bir gezegenlerinin, bir yerlerinin, bir konumlarının olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymak zorundayız. Mesela çıkış kitabında, yani Mısır'dan çıkış kitabında... ...Rabbin İsrailoğullarına sizi kartalların kanatlarında taşıdım ve sizi bana getirdim diye hatırlatıldığı, anlatıldığı bildirilir. Ya bakar mısınız? Rabb ne yapıyor zaten bu Mısır'dan çıkışta? Onların üzerinde kendi aracıyla bizzat kendisi şeylere önderlik ediyor İsrail İsrailoğullarına. Ya bu anlatılar böyle boşuna anlatılan şeyler değil. Uzay aracına binmiş gidiyor. Tur'u sizin üzerinize kaldırdık diye ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ya bir dağ niye kaldırılır? Dağ kaldırılmıyor. Dağın üzerinde Rabbim, bakın bir yöneticinin yani Sirius sisteminin yöneticisinin uzay mekiğine binip onların üzerinde, Tur'un üzerinde durduğunu görüyoruz. Kur'an'da ayet var. Tur dağını nasıl kaldıracak? Tur'u sizin üzerinize kaldırdık diyor değil mi mesela? O yüzden şunu anlamamız, acilen anlamamız gerekiyor. Bizim insanlık tarihi, Anunnakilerin müdahalesiyle bir safhaya geldi. Uzay zamanın içerisinde iki farklı grubun birbirleriyle mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Allah arşa istiva ettiyse, istiva etmek aynı zamanda istila etmek demektir. İstila bir taraftan gücü devralmak demektir. Bir mücadeleyle kendi koltuğunu, kendi krallığını kurmak demektir. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Allah sisteminin bunların biz en azından Kur'an'daki anlatılardan, Tevrat'taki anlatılardan, tek tanrılı dindeki anlatılardan tek tanrılı din kavramı yanlış bir kavram o yüzden e, tek ilah sisteminin yanlış anlaşılması tabii ki bir kadir mutlak yaratıcı var. Tabii ki bizim bildiğimiz bilmediğimiz alemleri yaratan e, kendisinin zatıyla ilgili net bir tanımlama tanımlama yapamayacağımız Hakk'ı mutlak varlığı kendinden olan bir kadir mutlak yaratıcı var. Ama Allah sistemine baktığımız zaman Allah sisteminin Kur'an'daki ayetlerde böyle tarif ediliyor olması bizi bir sonuca götürüyor. Bakın bu sonuç şudur. Demek ki uzay zamanın içerisinde iki güç arasında büyük bir savaş çıktı. Ve Allah sistemi o karşı tarafı mağlup edip arşına istiva etti. Budur ya istiva etmek tam budur. Gökyüzünde bizim Rab sisteminin de daha üstünde. Anunakilerin falan filan çok çok üstünde. İki tane çok büyük gücün birbirleriyle muazzam bir çarpışma yaşadığını uzay zamanda ve Allah'ın da istiva, arşa istiva ettiğini yani o gücü onların elinden alıp bir kadir mutlak sisteminin doğruluğunu ortaya koymaya çalıştığını anlamamız gerekiyor. Net tanım, net doğru anlatı budur. Bunu görmediğimiz zaman, bunu anlamadığımız zaman hiçbir şeyi doğru perspektife oturtamayız. Doğru bir bakış açısına oturtamayız. Allah'ın arşa istiva etmesi böyle bir şeydir. Kur'an'da biz ayetler görüyoruz. Allah'ın orduları var. Allah'ın ordularının olması ne demek acaba? Yani bunlar, bu anlatılar bizi bir noktaya götürecek. O noktada da şudur arkadaşlar. Kadim tarih yanlıştır. Gerçek bir alternatif tarihe ihtiyaç vardır. Gerçek bir anlatıya ihtiyaç vardır acilen. Aynı zamanda da doğru bir insanlık geleceği tarihinin yazılmasına ve anlamlandırmasına ihtiyaç vardır. Ve kadim metinler bize gelecekte insan ırkını bekleyen tehlikeleri ve fırsatları da detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Ben bazı iş yoğunluklarından dolayı videoları ara vermek zorunda kaldım. Başka nedenlerden dolayı ama bu konuları artık daha derinlemesine, daha farklı boyutlarda ele almaya başlayacağız. Unutmayın, neydi sözümüz? Anormal iddialar anormal kanatlar gerektirir. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.